Bugün buğday üretimi ile ilgili, topraksız buğday üretimi ile ilgili çalışmalarımız var. Bununla uğraşan çiftçi genç bir arkadaşımız bu konuda bize bilgi verecek. Hülya Bey, bu çalışmalarımız hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Topraksız buğday. Evet. Toprak kullanmadan şey diyoruz. Bunlar bildiğimiz Annemin köpük değil mi? Köpük. köpük kaplarla daha önce manavlarda kullanmış olduğumuz kaplarla uğraştık. Onlarla pek şey edemedik. Hem sıcak tuttuğundan bunları daha iyi Muhafaza etsin. muhafaza etsin, sıcaklığı şey etsin diye. Şu anda açık aralarına çıkardık. Hiç toprak yok bunlarda. Onlarda toprak yok. Buğdayımızı taze buğday ama şey olarak Evet. bayat 2 senelik 3 senelik buğdaylarda güzel yetişmiyor. Ama ki Yeni mahsul, yeni taze ürün. mahsul taze üründe daha Büyük verim verimli. elde ediyor. Bu mesela geçen senenin ürünü Öbürkülere göre bunlarda daha az gelişmiş. şu baştakilerle bu şey geçen senenin ürünü olduğundan biraz daha zayıf. Bunlar şey olduğundan taze olduğundan daha çok Verim elde ediyor. verim olduğunu zaten gözle de görülüyor. Bunun ilk başta şeyini mayalamasını 2-3 sefer kapta buralamasını yapıyoruz. Toprak Buğdayı oluyor tabii buğdayının. Toprak oluyor, içinde iki çöp oluyor, evet çiçek. bunların şeyler oluyor. Bunu 2 gün mayaladıktan sonra karanlık bir alanda ben de bu şeyi dışarıya aldım. Yetişim ürünlerimizi. Yetişen ürünlerimizi nem ortamını düşürme amaçlı. Bu şekilde ürünlerimizi serdik, dışarıya çıkardık. Yani bu Yani başka şekilde mesela evlerinde toprak olmadan da insanlar tavanlarında veya balkonlarında bu şekilde buğday yetiştirebilirim. yetişebilir. Evet. Evet. Yani hiç toprağa gerek kalmadan Toprağa gerek gayet kalmadı. güzel bir metot, Evet. modern bir yöntem. İşte hayvanlarımız var. Hayvanlarımıza vermek için. Tavuklarımız var. Tavuklarımıza vermek için. Evet. Bunlar 15-20 santime kadar büyüyebiliyorlar. Evet. Bunlarla ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımıza önereceğim şey normal taze ürün almaları. Evet. Bunları karıştırıyorlar önce. Neyle karıştırıyor? Mayalama dediğimiz olay. Mayalama dediğimiz normal Suda bir bekle. kap. Kapta yıkıyoruz 3-4 sefer. Büyük Güzel bir leğen şeylerin olabilir yani. Büyük leğen olabiliyor. Evet. tekne olabilir. Evet. Karanlık ortam sağlıyoruz. Karanlık Güneş ortamda alıcı. Evet. tabii ilk 2 gün o şekilde yıkayıp temizledikten sonra süzdükten sonra pasoları var bunların pasoları da aldıktan sonra 2 günde bekleme gece metodu verdiğimiz o şekilde ondan sonra zaten çimlenme başlıyor. O Evet. 2 günde çimlenme başlıyor. Evet. Gayet güzel, verimli bir yöntem. İçeride depomuz var. Normalde şey olarak havalar soğuk olduğundan içeride yapıyoruz. Ben köpükten muhafaza ettim. Havalar iyileştiği zaman, güzelleştiği Böyle zaman güneş ortamı çıktığı zaman dışarıya alıyoruz. Dışarıda daha şey diyor. daha güzel gelişiyor. Nem, küf şu an için şey yok. Bunları şu an için kaldıramıyoruz. Daha yeni olduğu için altı zaten halı gibi Evet. gözüküyor yani. Evet. Yani Teşekkür ediyoruz. herkese de Evet. önerdim yani. Öneriyorsun. Evet. Ekonomik getirisi ne? Yani şimdi 20 santim Ödük falan yem oluyor olarak. dedin de. Şimdi bunlar ben bunu 60 gram üzerine seriyorum. 4,5 kilo ürün alıyorum. Ha, bir tane. 600. 60 gram 600. 4,5. 60 kilo. 600. Evet pardon. 600 gramdan 4,5 kilo ürün Ürün alıyoruz. alıyoruz ve hayvanlara yem olarak Evet. de Yani 1 kilo sunabiliyoruz. üzerinden şey ettiğimiz zaman bizim malzemelerimiz küçük olduğu için normalde tavalarda Daha yetiştirsek tabii büyük onda 1 kilo ebatlı, seriyoruz. evet. Yani 80'e 1 1 metre. metre boyunda ebatında şey alırsak biraz daha büyük Fazla. alabiliyoruz. Evet. Evet. Ama bunlar da gayet güzel olmuş. Bunlar da hazır balıkçı arkadaşımla Temin ettik. temin ettik. Aklıma geldi. Isı daha Yapımı iyi çok güzel. olduğundan ısı
kaybı olmuyor. Taşıması da kolay. Taşıması kolay. Üst üste koyabiliyoruz. Gece modunu üst üste hiçbir yalan şey etmeden şu şekilde yapabiliyoruz mesela. Bu şekilde gece modunu alabiliyoruz. Bu şekilde olduğu zaman alttakiler evet, ışın, gece modunu ışıktan etkilenmiyorlar. Bu evet. Şekilde gece moduna geçmiş oluyor. Toplu kalp. Aynen. Evet. Bu şekilde gece modunu alıyoruz. Ve üstünü, en sondaki üstünde köpekle, örtü şeyine. Bunların ısısı da muhafazası olduğu için yani bir saç tavaya benzemiyor. Veya bir işte bu manavların aldığı bir şeye benzemiyor. Bu ısı kaybı kaybetmiyor yani. Evet. Yani bu şekilde şey diyoruz. İlgan Bey teşekkür ediyoruz. Sulama sisteminin de şu an için ilk yaptığımız, döşediğimiz zaman bozmaması için şu anda el pompamız olduğunda gibi püskürtme şekilde suluyoruz. Sulama yapıyoruz. Bu şekilde. Bunda su kalmamış şu an için. Bunlar bu şu anki çim haline geldiğinde şu el sulama bidonumuzla suluyoruz. Normalde şey de olabiliyor. Siz mi sulayacaksınız? Birden boşaltın, birden boşaltın. Bu şekilde yavaş yavaş, evet yavaş yavaş yağmurlama sistemi şeklinde bu şekilde suluyoruz. İki yıl fazla mı? Normal değil. İki gün sonra da normal hortumu takıyoruz. Evet. Biraz daha canlı şekilde suluyoruz. Şeyimiz bundan ibaret. Üretim işimiz, evet. Böyle evet. 25-30 milyarlık bir makineleri almaya gerek yok. Masraf yok. Evet. Arkadaşlar şu anda biliyorsunuz topraksız buğday üretimimiz hayvanlara yem, gıda olarak dönecek bir ürün nasıl elde ediliyor, üretiliyor görmüş oldunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bunda başak çıkacak mı?